Kitaplarınızla devam edelim istiyorum. Şimdi İstanbul üzerine kitapları olan Selim İleri'nin öğrendiğim kadarıyla bir üçüncü kitabı daha olacak İstanbul üzerine. Evet. Paylaşır mısınız içeriğini ve ismini bizimle? Tabii İstanbul'un sandık odası olacak büyük olasılıkla ismi. İşte teferruat üzerine, ayrıntılar üzerine yani yalnızca mimarisi falan ya da edebiyattaki yansıması değil de kaybolup gitmiş olan süsleri, İnsanların giyim kuşamları, onlar üzerine bir takım yazılardan bu oluşan bir kitap. Bu detayları nasıl hatırlıyorsunuz? Valla hepsini hatırlamıyorum tabii, yalan söylemiyorum şimdi. Ama o kadar çok detay var ki kitaplarda. Parfüm şişelerine kadar. Dergileri falan karıştırıyorum. Eski dergileri, eski fotoğraflara bakıyorum. Yani mecburi olarak bir çalışma yapıyorsunuz. Onların hepsi belli niyetli şeyler değil. Ama sanki hatırlıyormuş gibi yalan yazıp bu şekilde gösteriyorum. Biz okuyucu olarak hiç o yalan gibi hissetmiyoruz onları. Sizin de Boğaziçi Yalılar ve İnsanlar kitabınız gerçekten bir klasik olarak kabul ediliyor. Bu kitapla ilgili çok ilginç bir anekdot okudum ben. Onu izleyicilerimizle paylaşmanızı rica ediyorum. Bu kitap proje aşamasındayken rahmetli Çelik Gülersoy'a anlatıyorsunuz. Evet. Yalıları nasıl ele almak istediğinizi. Onun da size yönelik çok ilginç ve hoş bir cevabı var. Evet. Şey dedim, yani işte bina, yani yalılardan yola çıkacağız ama yani işte yalının çatısı şöyledir bilmem, eğri böğründe vardır bilmem, yani mimari şey değil yani, içinde kimler yaşamış, neler olmuş falan, daha çok onları yani bina değil zina anlatacaksın dedim. Gerçekten aslında o yalıların bina olarak değil, içinde yaşanan o entrikalar, evet, aşklar, ihanetler, evet, insan öykülerini anlattığınız için gerçekten son derece ilginç bir kitap Boğaziçi Yalılar ve İnsanlar kitabınız.